Sudan'daki Özgürlük ve Değişim Güçleri Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, üzerinde anlaştıkları 30 aylık bir geçiş dönemini içeren demokratik sivil yönetim için siyasi bildirgeyi imzaladı. Ulusal Uzlaşı Grubun İrtibat Komitesi Başkanı ve Darfur Bölgesi Başkanı Mine Arko, başkent Hartum'daki Dostluk Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, siyasi bildirgedeki en önemli şeyin, ülkedeki güvenlik durumun istikrarlı olmadığın için önerilen geçiş döneminde askeri bileşenin iktidarın parçası olması olduğunu söyledi. Bildirgenin, 2019 yılında asker ve siviller arasında imzalanan anayasal bildirinin temel aldığını belirten Minavi, geçiş döneminin tüm taraflarının onayı ile bildiride bazı değişiklikler yapılabileceğine dikkati çekti. Ulusal Uzlaşı Grubu liderlerinden Süleyman Sandal ise, siyasi bildirgede Sudan'ın birliği, dini, etnik ve kültürel çeşitliliği, dinlere saygıyı ve eşit vatandaşlık ilkeleri vurgulandı. Tarafların yetkileri ve görevleri üzerinde anlaştıkları bir geçiş siyasi organının oluşturulmasını, Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasını, bir başbakan ve nitelikli kabinesinin atanmasını öngördü, ifadelerini kullandı. Sandal, siyasi bildirgede, geçiş döneminin süresinin imza tarihinden itibaren 30 ay olarak belirlediğini aktardı. Askeri müdahale sonrası siyasi istikrar sağlanamadı. Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Asker ve siviller arasındaki 4 ay süren krizin sonlandırılması için 39 ay sürmesi öngörülen ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri anlaşması, geniş bir uluslararası katılımla 17 Ağustos 2019'da imzalamıştı. Ordu ile sivil yönetim arasında iktidar mücadelesi ve ciddi fikir ayrılıkları yaşanması sonucu asker, 25 Ekim 2021'de yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan etmiş, hükümeti feshetmiş, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan, 4 Temmuz'da sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nden, IGAD, oluşan üçlü mekanizma, himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini açıklamıştı. Burhan, sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyi'nin feshedileceğini ve güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirmişti. Saflar netleşiyor. Eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri Merkez Konseyi ve Direniş Komitelerinin yanı sıra, Komünist Parti, Meslek Odaları Birliği, bazı siyasi ve mesleki örgütleri içeren Radikal Değişim Güçleri adlı yeni ittifak, darbe olarak nitelendirdikleri 25 Ekim müdahalesinin sonuçlarının ve sonrasında alınan kararların iptali için mücadele eden darbe karşıtı gruplar olarak nitelendiriliyor. Çoğunluğu silahlı gruplardan oluşan Özgürlük ve Değişim Güçleri Ulusal Uzlaşı Güçleri ise askere yakın olarak değerlendirilirken, 10 İslami grubun birleşmesiyle oluşan Kapsamlı İslami Akım ve Ulusal Hareket Güçleri gibi sivil güçler, askerin yönetimde olmasında bir sakınca görmüyor. Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor. والديني والثقافي الذي تزخر به بلادنا واحترامي التأكيد على مبدا المواطنة المتساوية كأساس الحقوق والواجبات التأكيد على احترام الأديان وكريم المعتقدات الروحية وكفالة حق التعبد على قدم المساواة وإقامة الشعائر الدينية وعدم الإساءة إليها التأكيد على الالتزام بوثيقة الحقوق والحريات الواردة بالوثيقة الدستورية سنة 2019 وفقاً لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثانياً، العلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية. التأكيد على علاقة متزنة بين المدنيين والعسكريين من أجل الاستقرار السياسي ونجاح الفترة الانتقالية
وتنفيذ الترتيبات الأمنية وإصلاح وتطوير وإدارة القطاع الأمني تتمثل مهامها خلال الفترة الانتقالية في الآتي: ألف، الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها. وأهم ما هو في هذا الإعلان هو إن الأطراف وضعوا أمامهم السؤال الآتي: ما هو دور المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية التي حددت لها مدة 24 شهر؟ لقد أرست الآراء على أن مبدأ الشراكة ضرورية لفرض أو لغرض حماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، بالإضافة للأوضاع الأمنية الهشة التي يتطلب مبدأ مشاركة ومساهمة جميع الأطراف عدا مؤتمر الوطني. مع الوضع الكيفية الشراكة أمام المتحاورين في المائدة المستديرة بوجود الآلية الثلاثية وبإدارة تقوم بها المكون السوداني الوطني الذي يجب أن يختار بالتوافق. والجدير بذكر التواصل الذي تم مع أساتذة جامعات السودان وفيه تبادلت بين الآراء والأفكار، فرأينا من الأوفق أن نعتمد منبرهم هو الأنسب لتجميع جميع المبادرات لتوفيق التباين وإكمال صياغتها نهائية قبل وضعها في منضدة الآلية الثلاثية، والتي يجب أن تكون هي منضدة المائدة المستديرة. هذا الموضوع أدتني كيف شيئاً وحدثتني قليلاً